Veri bağlama araçlarının kullanımı. Visual Studio 2010 birçok veri bağlama aracına sahiptir. Bu araçlardan bazıları sürükle bırak yöntemiyle çalışmaktadır. Bu araçlarla çalışmak için şekildeki solution dosyasını açın. Bu uygulamaya daha önceden bir veri tabanı ve tipli veri kümesi eklenmiştir. Visual Studio içerisinde sürükle bırak özelliğine izin veren Data Source penceresi bulunmaktadır. Bu pencereyi görüntülemek için Dera menüsünden Show Dera Resource komutuna tıklayın. Şimdi Add Shipper Grid adlı formu açın. Shippers tablosunu sürükleyerek form üzerine bırakın. Form üzerinde bir veri ızgarası oluşturulacak ve çeşitli nesneler eklenecektir. Eklenen nesneler tasarım görünümünün altında görüntülenir. Binding Navigator adındaki araç, satırlarda ileri ve geri gitmek, satır eklemek ve silmek, bunları veri kaynağına kaydetmek için kullanılır. F5 tuşuna basın ve uygulamayı test edin. Add Shippers Grid butonuna bastığınızda tablonun otomatik olarak listelendiğini görebilirsiniz. İleri ve geri düğmelerini kullanarak yeni satırlara geçebilirsiniz. Uygulamayı kapatın ve Add Parent Child formuna çift tıklayın ve tasarım görünümünde açın. Toolbox'ı kullanarak form üzerinde bir adet list box ve Data Grid View sekleyin. ekleyin. Data Resource penceresinden Categories tablosunu list box üzerine sürükleyin ve bırakın. Veri bağlama motoru, tasarım görünümünün alt tarafına bazı kaynaklar ekleyecek ve ListBox'ı doğru şekilde ayarlayacaktır. Products tablosunu da DataGridView nesnesi üzerine sürükleyin ve bırakın. Şimdi Northwind DataSet XSD dosyasını açın. Burada görüntülendiği gibi Categories tablosu ile Products tablosu arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki sayesinde listbox'tan bir öğe seçildiğinde Data Grid View nesnesinde ilgili ürünlerin listelenmesi istenmektedir. Bunu yapmak için forma geri dönün ve List Box'ı seçin. Properties panelindeki şimşek simgesiyle gösterilen Events düğmesine tıklayın. Selected Index Change olay prosedürüne çift tıklayın. Kod görünümünde ilgili metot oluşturulacaktır. Metot içine şekildeki kodu yazın. Bu kodu yazdıktan sonra F5 tuşuna basarak uygulamayı test edin. Add Parent Child butonuna bastığınızda yeni bir sayfa görüntülenir. Listeden bir kategori seçtiğinizde alt kısımda ilgili kategori altında bulunan ürünler listelenecektir. Uygulamayı kapatın ve Visual Studio ekranına dönün. Son form uygulaması için Add Shipper Control formuna çift tıklayın ve açın. Data Resource penceresinde bulunan Shipper tablosu yanındaki OK düğmesine tıklayın ve Details seçeneğini seçin. Bu seçeneği seçtiğinizde tablo yanındaki simgenin değiştiğini görebilirsiniz. Bu tabloyu form üzerine sürükleyin ve bırakın. Form üzerinde diğer örnekte olduğu gibi veri ızgaraları yerine metin kutuları görüntülenmektedir. Şimdi Change Default Bound Control formunu açın. Forma ekleyeceğiniz veri nesnelerinin kontrollerini değiştirebilirsiniz. Shippers tablosunda iki tarih değeri bulunmaktadır. Eklenilecek veri nesnesinin kontrolünü değiştirmek için yanında bulunan düğmeye tıklayın ve kontrol türünü seçin. Last Edit Date için Day Timer Picker'ı, Creation Date için de Text Box'ı seçin. Veri nesnelerini forma sürüklediğinizde, iki tarih verisi içinde farklı kontrollerin forma yerleştirildiğini görebilirsiniz.